Ermeni Martin Berberyan karşı karşıya gelecek. Şu anda seyircilere bu güreşçiler ve antrenörleri tanıtılıyor. Büyük bir heyecan yaşayacağız. Bu mücadelenin ardından 60 kiloda Tevfik Odabaşı gelecek mindere ve burada bir altın madalya mücadelesine çıkacak. Yine iki karşılaşma sonra bu kez 84 kiloda Gökhan Yavaşer'i bekleyeceğiz. Ardından da son final mücadelesi 120 kiloda güreşimiz Aydın Polatçı Rus rakibiyle yine altın madalya mücadelesine çıkacak. Şimdiden başarılar diliyoruz güreşçilerimize. Gerçekten zorlu karşılaşmalar olacak ve bugün sabah seansında bu arada hatırlatalım üçüncülük mücadeleleri vardı ve güreşimiz Ömer Çubukçu bronz son işareti bekliyorlar ve Bekir Çeker'in uluslararası hakemimizin verdiği komutla güreş başlıyor sayın seyirciler. Yayınımız boyunca Güreş Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi Sayın Muhammed Bodur da bizlerle olacak. Hoş geldiniz Sayın Bodur. Teşekkürler. Evet 15 saniye geride kaldı. Rus Batirov'la Ermeni Berberyan arasındaki mücadelede puansız eşitlik var. Mavi mayoyla Ermeni güreşçi izliyoruz. Yine kırmızı mayoyla Rus güreşçi ve zorlu mücadele ilk altın madalya mücadelesi. Bu siklette üçüncülüğü Bulgar güreşçi elde etmişti. Ve Sayın Bodur 30 saniyelik bölüm geride kaldı. Neler söylemek istersiniz? Her ikisi de dünyada ve Avrupa'da dereceleri olan güreşçiler. Denk bir müsabaka çıkacak zannediyorum. Yine her iki güreşçinin ortak bir özelliği var. Yerde özellikle Rus kafasını kolun altından sokarak çok değişik bir çırpma uyguluyor. Rakibi Ermeni de gene çırpmada, normal çırpmada iyi olan, öne çıkan bir güreşçi. Çok denk bir karşılaşma olacağını umuyorum. Ermeni güreşçinin 2003 yılında geçen yıl Avrupa altıncılığı var. Yine 2002'de dünya beşinciliği. 2000 yılında olimpiyat altıncılığı var ve yine 1999 yılında dünya dördüncüsü olmuş Ermeni güreşi Martin Berberyan. Ve 55 kiloda güreşimiz Ramazan Demir katılmıştı milli takımımızdan turnuvaya. Ama grup karşılaşmasında şu anda finalde izlediğiniz Martin Berberyan'la eşleşti ve şanssız bir şekilde 5-4 yenildi güreşimiz. Ve şu anda rakibi Ermeni Martin Berberyan finale çıkmayı başardı bu siklette. Yerde çırpma arıyor Berberyan. Rakibi karşısında Rus güreşçi Batirov yerde dikkatli. 1,5 dakikalık bölüm geride kaldı. Şimdi ters taraftan bir kez daha rakibini çırpmaya çalışıyor. Ve işte şimdi 2 puan işareti var. Hakemimiz Bekir Şeker'in. 2 dakika tamamlanmak üzere 47. Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk final mücadelesi güreş hayatta devam edecek. Her ikisi de aynı ekolden gelmesine rağmen ve birbirlerini tanımalarına rağmen dikkat ederseniz Ermeni güreşçi yine de çırpmayı başardı. Çok zorlansa da puan almayı başarıyor. 1 puan şu anda skorboarda yazılan ve 1-0'lık üstünlüğü var. Ermeni Martin Berberyan'ın Rus Batirov karşısında. Mavi mayolu Ermeni güreşçiyi, kırmızı mayolu Rus Batirov'u izliyoruz. Ve artık birinci devrede son bölüme doğru yaklaşıyoruz. Son 45 saniye. 55 kiloda final mücadelesi, altın madalya mücadelesi. Rus güreşçi daha esnek bir stile sahip. Ermeni güreşçi ona göre daha künt yapılı. Sanırım Rus'un bu fizik avantajı ve daha sistemli olması müsabakayı almasını sağlayacak gibi. Ama bu tamamen kişisel görüşüm ve bir tahmin. Pasivitenin ardından Ermeni güreşçi yerde, Rus güreşçi üstte şimdi oyun arayacak. Son yarım dakika birinci devrede. Bu kez çırpma arayışında olan Rus güreşçiydi. Son 15 saniye artık birinci devrenin sonu yaklaşıyor. Rus güreşçinin bir an önce oyuna geçmesi gerekiyor. Şimdi ayak kilidi arıyor Rus güreşçi ama süre çok az artık. 3 saniye kaldı birinci devrenin tamamlanmasına. Ve devre tamamlanıyor. Yerde puan vermiyor Ermeni güreşçi. Rus Batirov'a ve birinci devre sonunda Ermeni güreşçinin Rus güreşçi karşısında 1-0'lık üstünlüğü var. Ruslar da milli takımımız gibi başarılı bir turnuva çıkarıyorlar Sayın Bodur. 7 sikletin altısında final gördüler.
Evet, Ruslar dünya güreşinde, özellikle serbest güreşte çok ağırlığı olan bir ülke. Özellikle teknik taktik anlamda, yani metodolojik oluşumlarını rasyonel bir şekilde başarmış bir ülke ve onun meyveleri de ortada. Ve ikinci devre başladı. Sayın seyirciler, 55 kiloda altın madalya mücadelesinde Rus güreşçi şu anda rakibini bastırıp puan alma çabasında. Kilit arıyor orada ama artık güreş de minder dışına doğru taştı ve içeriye çekilecek. Bir puan işareti var ve bunun sonrasında 1-1'lik eşitlik var. Ermeni güreşçi ilk devreyi 1-0 önde tamamlamıştı. İkinci devreyle birlikte Rus güreşçinin bir puanı var. İşte burada ayak kilidi arıyor ama güreş minder dışında olduğu için tekrar ortaya alınacak. Ve ortada ve yerde devam ediyor. Batirov, Rus Batirov yine. Şimdi rakibini çevirme uğraşındaydı. Yine ayak kilidine dönecek. Oradan Burgu arıyor. Bu şekilde bu müsabakadaki gibi aynı sistemden gelen dünyada güreşte gelişmiş ülkelerin müsabakaları çok ince ayrıntılarda, yani nüanslarda müsabakanın neticelenmesi durumunu gündeme getiriyor. Ve çok önemli olduğu için söylemek isterim. Teknik taktik fenomenin bir yerde bittiği yerde artık acıtarak, inciterek, yani biraz da üstü kapalı faulü kullanarak yapılan oyunlarla neticeye gitme eğilimi var. Dikkat ederseniz Rus birinci devre sonunda hem ayak bileklerinden hem dirsekten böyle bir acıtarak, zorla, Türk tabiriyle kanıtarak bir takım teknikleri uygulamak istedi. Sanıyorum neticeye gitme yollarından biri öyle olacak. Son 1,5 dakika, 6 dakikalık normal süre için ve 1-1'lik eşitlik var. Rus Batirov'la Ermeni Berberyan arasındaki mücadelede. Ve bir kez daha pasivite kararı. Rus güreşçi yine yerde olacak. Ve gidişat uzatmayı gösterir bir halde. Ama yerde şu anda, eğer Ermeni güreşçi rakibinden puan almayı başarırsa büyük bir avantaj sağlayacak. Çünkü artık son dakikaya doğru yaklaşıyoruz. 4 dakika 45 saniyelik bölüm geride kaldı. Final mücadelesi 55 kiloda. Avrupa şampiyonu kim olacak? Bu az sonra belli olacak. Çıkma arayışı devam ediyor. Ermeni güreşinin Rus güreşi çok dikkatli. Çok büyük bir mücadele izliyoruz. İki güreşçi de çok kuvvetli. İki güreşçi de birbirine oyun, puan şansı vermemek için gerçekten çok direniyor. Ve son dakika artık. Daha diri kalan son bölümde bir avantaj sağlayacak ama şu anda bir yorgunluk belirtisi ikisinin arasında farklı şekilde olan yok. İkisi de son bölümde çok yorgun görünmüyorlar. Taktik savaş, büyük bir taktik savaş ön planda. Son 40 saniye artık normal süre için. Eğer böyle tamamlanırsa normal süre uzatma bölümüne gidilecek. İki güreşçi de son bölüme girilirken artık uzatmaya razı bir görüntü, evet, içindeler. Evet. Herhangi bir hata çünkü burada maçı kaybetmelerine sebebiyet verebilir. Bu yüzden çok dikkatliler ve artık son 20 saniyeye giriyoruz. Altın madalya mücadelesinde 55 kiloda büyük bir heyecan var. Ankara Atatürk Spor Salonu'nda. Son 10 saniye normal süre için. Hemen hatırlatalım, bu mücadelenin hemen ardından 60 kiloda Tevfik Odabaşı altın madalya için mindere gelecek. Dudayev'le karşılaşacak altın madalya mücadelesinde ve normal süre 1-1 berabere tamamlanıyor. Sayın seyirciler, uzatma bölümüne geçilecek. Bugünkü kurallarda güreşçiler artık müsabakayı 6 dakika içinde bitirmek gibi bir zorunluluk hissetmiyorlar. O yüzden müsabakayı uzatmaya da yayacak şekilde planlarını, taktik stratejilerini kurmaya çalışıyorlar. Birazdan da müsabakalar o yüzden ağır seyrediyor. Ve bu arada da uzatma bölümü başladı. İki güreşçi de saltoyu bağladılar. 15 saniye geride kaldı. Bir dakika içerisinde bir oyun girişimi olması gerekiyor bu arada. Bir puan işareti var. Ermeni güreşçiye sayı hakeminin de
işareti vardı o bölümde. Şu anda ihtar artı 1 puan sonrasında Ermeni güreşçi 2-1 Rus rakibi karşısında önde ve bu arada Minder'e giriyor antrenör. Minder kenarında itirazı var. Meclis Başkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Bülent Arınç'la birlikte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geldi ekranlara. Onlar da burada güreşçilerimize destek vermek için bulunuyorlar. Ve şimdi yerde çıkma arıyor. Ermeni güreşçi rakibi karşısında Rus güreşçi. Oradan eğer bir puan verirse rakibine, Ermeni güreşçi şampiyonluğa ulaşacak. 55 kiloda Avrupa şampiyonu olacak. Güreş ayakta diyor Bekir Çeker. 40 saniye geride kaldı uzatma bölümünde. Heyecan dorukta. 55 kiloda altın madalya hangi ülkeye gidecek? Ermenistan mı yoksa Rusya mı kazanacak? Bunu az sonra öğreneceğiz. Ermeni güreşçiye 1 puan yetecek. Eğer 9 dakikalık bölüm de böyle sonuçlanırsa Ermeni güreşçi kazanacak mücadeleyi. Ama 9 dakika öncesinde de 3 puan ulaşılırsa yine karşılaşma orada tamamlanacak sayın seyirciler. Şu ana kadar Ermeni güreşçi daha iyi bir müsabaka çıkardı. Sadece 1 puan istiyor artık Ermeni Berberyan. Mavi mayoyla izliyoruz Ermeni güreşçiyi. Ve pasivite. Buçuk dakikalık bölüm geride kaldı. Rus güreşçi üstte, rakibi karşısında puan bulamıyor yerde. Sanki uzayacak gibi. Son dakika uzatma bölümünde artık altın madalya mücadelesinde Martin Berberyan, Ermeni güreşçi Rus Batirov karşısında 2-1 üstün olan taraf Ermeni güreşçi ve bu durum Ermeni güreşçiye yarıyor. Her iki güreşçi de müsabakayı daha çok kuvvet platformuna soktular. Yani teknik çok azaldı. Bunda tabii ya uzatmayı düşünmelerinin etkisi var ya da yoruldular. Ve işte Martin Berberyan, Ermeni güreşçi, aldığı bir puanla durumu 3-1'e getiriyor ve böylece Avrupa şampiyonluğuna ulaşıyor. 47. Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda ilk altın madalya Ermenistan'a gidiyor. Gerçekten zor bir mücadele oldu. Uzatma bölümüne taşınan bir mücadele oldu. Uzatmaya 2-1. Hakkıyla bir galibiyet aldı Ermeni güreşçi gerçekten. Daha iyi hazırlanmış. Ya da form grafiği bu Avrupa Şampiyonası zamanına çok uygun bir durum arz ediyor demek ki. İşte az önce bölümler geldi ve Ankara Atatürk Spor Salonu'nda coşku artıyor. Bunun nedeni de güreşçimiz Tevfik Odabaşı. 60 kiloda az sonra altın madalya mücadelesine çıkacak Rus. Daha önce olimpiyat oyunlarında altıncılığı, dünya şampiyonasında dördüncülük ve beşincilikleri vardı. Yine Avrupa şampiyonasında altıncı olmuştu. Ve işte Ermeni güreşçi Martin Berberyan birincilik kürsüsünde, şampiyonluk kürsüsünde 55 kiloda. Ve bisiklette ikinciliği Rus Batirov alıyor. O da yerini aldı. Az sonra madalyalar takılacak güreşçilerin. Bisiklette güreşçimiz Ramazan Demir. Şu anda şampiyonluğa ulaşan Martin Berberyan'la maalesef grupta karşı. Eğer aynı grupta olmasalardı. Ve işte Martin Berberyan altın alıyor. Batirov ikinci. Gümüş madalyanın sahibi ve
üçüncü oluyor Bulgar güreşçi Ivan Droyev. Avrupa şampiyonaları kıtasal ülkeler programlarını olimpiyata göre yapmışlardır. Bu şampiyona sırasındaki aşama neyi öngörüyorsa fizyolojik olarak ya da diğer yönleriyle yani bu konuyu da hatırlatmak istedim. Evet sayın seyirciler ve madalya töreninde şu anda Michel Dusson, Bülent Arınç Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin kürsüdeler. Güreşçilere madalyalarını takıyorlar ve ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve şimdi de Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin'e veriyor. FILA Genel Sekreteri Bu madalya töreninin ardından sayın seyirciler 66 kiloda Ukraynalı Elbrus Tereyev'le